Hey hocam, Peki ABD, ABD ne yapacak? ABD ne olacak? Yunanist Atina, e, ABD işgalinin farkında mı veya bundan sonraki süreçte farkına varacak mı? Şu harita üzerinde bize ABD'nin e, Yunanistan'daki, adalardaki, bölgelerdeki hem geçici konuşlanılan e, üst bölgelerini hem de harita üzerinde şöyle bir konuşalım, değerlendirelim isterim. Yani bir şey hocam. söyleyeyim, Tabii bu ki. işin e, bir meseleyi analiz ederken ağırlık merkezini bulmak lazım. Yani ne oldu da? Yunanistan, biz zaten her zaman barış yanlısı bir politika izledik ama ne oldu da Yunanistan'da bu konuda bir tavır değişikliği oldu? Bunu sosyolojik olarak incelemek Hı. Ne lazım. oldu peki? Efendim artık Yunanistan'da yaratılan Amerika üzerinden özellikle işte demin Özay Bey'in anlattığı bir takım... Örtülü e, işgal. Örtülü işgal ve Türkiye'den ele geçirilen işte o FETÖ'cülerin pompaladığı bir takım yalan yanlış e, bir takım planlar üzerinden... E, pompalanan şeyin artık durum farkına varma e, Yunan halkı farkına varmaya başladı. Uyandı. Uyanmaya başladılar. Tam ha. uyandı diyemeyiz. Ha. Ama bu konuda aşağıdan yukarıya bir baskı var. Yani Türk düşmanlığı üzerinden üretilen politikaların bugüne kadar Yunanistan'a sadece zarar verdiğini ha. ve daha fakir bıraktığını, daha geri bıraktığını anladılar. İkincisi de bizim savunma ve teknolojik kapasitemiz, milli güç kapasitemizin e, şu an Cumhuriyet tarihinin <laughs> ...seviyesinde olması doğal olarak Yunanistan'ın ve Yunanistan'ın arkasındaki güçlerin Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir takım geçmişte yaptıkları provokatif eylemleri sınırlandırıyor. Seçenek bırakmıyor çünkü. Yani dolayısıyla eski o provokatif eylemler üzerinden Türkiye'yi dizayn edebilmek de mümkün değil. Hal böyle olunca ikisi birleşti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliği ve önderliğiyle gerçekten ve ilk bakın sayın cumhurbaşkanımız gitti oraya yani <laughs> ve gerçekten dostluk mesajı dostluk elini evet. uzattı Hı. ve şunu dedi aslında ya siz bu şimdi anlatacağım bu Amerikan üstlerini ne zaman çıkarabilirsiniz Amerikan askerini ülkenizden ne zaman çıkarabilirsiniz ABD çıkar mı ya işte onu diyorum çok zor yani farkında değil misiniz ya işgal gelip çökmüş, edilmişsiniz çökmüş resmen ha, ya İşgal edilmiş durumdasınız örtük ve sessiz bir şekilde Hı. ben bunu e, defa söyledim işte kıymetli katılımcılarımız da söyledi Yunanistan işgal edildi. Şimdi dünyada Amerikan askerinin girip de huzur olan bir tane yer gösteriyor. Yok. yok Şimdi bunu farkına varmaya başladılar. Bakın, ben en son lafı baştan söyleyeyim size Fulya Hanım. Buyurun. Ben Yunanistan'ın yerinde olsam Türkiye ile bir ittifak anlaşması yaparım. Belki o sayede Amerikalıların çıkma ülkelerinde en azından daha özgür yaşayabilme şansları olur. Hı. Ama eğer bu dostluk tabandan işte çok kıymetli yani sivil toplum kuruluşları vesaire hı hı. gidip artık yani o iletişim halklar arasında toplumlar arasında sağlanmaya başlarsa bu güven e, eğer inşallah yani ben temenni ederim yani Yunan halkında bu güven ve Türkiye Türkiye ile Yunanistan arasında bu güven tesis edilirse Hı. diğerleri suni sorunlar ya yani. bakın yani onu size söyleyeyim yani bu sorunlar suni olarak yaratılıyor örnek vereyim adanın kı kıta sağlığı kı şey karasuları altı mil. Şimdi diyor ki anlaşma var bu konuda. Hayır diyor hava sahası 6 mil olamaz 10 mil. Ya bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu bir suni problem yani tamam mı? Siz bunu bu şekilde iddia edin. Hatırlayın Girit, işte seçimden sonra Girit adasının güneyinde e, kara sularını 12 mile çıkaracağız. Türkiye'de de çok yani olmaz dedik yani. Neden? 12 mile çıkarsa Türkiye'nin e, Libya ile olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına göre olan kıta sahanlığı bölgesi Riske giriyor yani şimdi tamam Türkiye buna izin vermez. ne oldu olmadı dolayısıyla artık bakın ne yapsalar olmuyor Hı. yani Türkiye'ye bir şeyler dayatarak Türkiye'ye bir takım şeyler e, e, empoze ederek ya da provokatif hareketlerde bunlara olmuyor olmadığını görünce artık bence Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu krize dayalı ilişkiler bir doyum noktasına ulaştı tam da bu noktada şimdi eğer gerçekten iyi çalışılırsa kalıcı bir barışa doğru evrilmesi kolay değil. Kısa zamanda da olmaz ama en azından rahatlatıcı önlemler işte ne bileyim işte güven arttırıcı önlemlerle tarafların özellikle askeri güçlerinin hani müdahil olmaması vesaire gibi adım adım önemli şeylere gider. Amerika izin verir mi? Elbette Amerika izin vermeyecek. Fakat bakın Türkiye'nin milli güç kapasitesi savunma teknolojilerinde geldiği nokta aslında Yunanistan'ı değil bizim Amerika'yı dengelediğimiz anlamına geliyor burada. Bunu dengeleyebildiğimiz için artık Yunanistan bizimle masaya oturabiliyor. Yoksa hiç olmuyordu. Yani bunlara ne Fransa ne Amerika izin vermiyordu. Bakın Yunanistan'ın hava kuvvetlerini inceleyin iki tür uçaktan meydana geldiğini görürsünüz. Biri e Amerikan diğer de Fransız uçakları. İkisi de istemiyor. Niye? Ne kadar çok kriz olursa o kadar çok silah satacaklar. E zaten boğazına kadar şeye gömülmüş olan bir Yunanistan artık bunu daha fazla götüremeyecek. Hocam şöyle bir haritaya bakalım. Dedehüşü <laughs> evet, zaten burada kar, kara hava ve deniz e, şeyi var e, üstleri var. Şey kara ve deniz e, üstleri var. Yaklaşık bin tane. En çok şey yıldıkları e, yer değil a, miydi? Bin hocam? tane tank. Bin oldu. tane tank evet. değil mi yıldılar burada? Beş kol, beş tugay yapar o da bir kolordu demektir. Bakın Irak'ı işgalini iki kolordu ile yaptı Amerika. Yani, tamam mı? Burada çok ciddi bir şey var. Yani evet evet. İşte demin anlatılan Yunanistan'ı baskı altına alabilmek için. Hı hı. Amerika elinden gelen her şeyi yaptı ama Türkiye'nin milli güç kapasitesi artık Yunanistan'ı değil Amerika'yı ve Avrupa'yı burada dengeledi. Özellikle bizim Ege'de ve Doğu Akdeniz'de durum üstünlüğü <laughs> elde etmemiz. Hı hı. diplomatik olarak da politikalı yani bugüne kadar gelen bu tacizci politikalarını değişmesine değiştirmesine yol açtı. Hı hı. Şimdi Oğlum aslında bu tane yedi tane, e Burada 7 tane yazıyor da doğru değil 14 civarında bunun iki katı aslında. Üstler var yani şunları da geçici dahil et. Bunlar geçici üster. diyorlar ama çok da doğru değil. Kalıcı üstler bunlar. Yani buradan niye çekilsin ki? Hı. Ne kadar çok Türkiye'ye karşı tehdit oluşturabilecek adalar, üstler elde ederse Türkiye üzerinde Amerika ve Avrupa o kadar çok baskı kurmayı amaçlıyor. Dolayısıyla bu çok e, doğru değil. Yani burada buradan çekilmez efendim. Onu size söyleyeyim Pakistan niye bu kadar müsaade etti? Hı. Ya şimdi... Ee, Avrupa Birliği ve Amerika'nın aslında buradaki stratejik planları çok önemli Bakın burada Girit ve e, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki özellikle tam orta bölgede yer alması Bu Akdeniz koridoruna da e, hakim olmasını sağlıyor Amerika'nın O yüzden Amerika burada bulunmak istiyor Bakınız 2. Dünya Savaşı'nda Hitler buraya kadar geldi Anadolu'ya giremedi Ne yaptı ama? Yunan adalarını özellikle Girit'i işgal etmek için birkaç tane tümenini kaybetmek zorunda kaldı, ama buraları işgal etti. Çünkü buraya hakim olan Doğu Akdeniz'e hakim olur, onu biliyorlar. O yüzden e, Amerika stratejik düşünüyor. Olamadı ama. Olamadı. E, Oraya alması da önemli. İngiliz donanması ona müsaade etmedi. Ya, yani ama buradaki amaç, hani buradaki amaç, buraları ele geçirip Doğu Akdeniz'e. İşte burada Amerika'nın kafasızlığı çıkıyor. İşte bilmiyor askeri stratejiyi. Girit Adası ile yani. Türkiye'yi kontrol edemeyeceğini göremiyor. Burada ben anlatacağım iş, şimdi. İşgal yok ama. Şimdi şöyle. İş, i̇şgal diye düşünmeyin. Neydi? Bir zamanlar Türkiye'de 21 üs vardı bir gecede el konuldu. Yani bir gün Yunanistan'da, Türkiye'de ambargodan sonra, Kıbrıs olayından sonraki ambargodan sonra 21 üs vardı. İncil'lik dışındaki bütün üsleri el kondu. Yani. Bu... Ya Sayın Bakanım, o soğuk savaş dönemindeki şartlarla şu anki biraz farklı. Hayır, yani hayır. orada NATO üzerinden Rusya'ya ve Varşova'ya karşı bakın. bir denge ulaştırabilmek bakın. için Türkiye'de üslerin bakın. kurulmasına Yunanistan, izin verildi. Yunanistan'ın şu anda bir çıkarı olmasa bu üsler olmaz bir çıkarı var ve Yunanistan şu anda Türkiye ile uzlaşmayı Neden yakın Çünkü Yunanistan çok güzel konuşmuş ee, bugünkü yazısında da var Özay Bey'in ee, bizim Yunanistan ilişkilerimizi anlatmış şimdi bir kere <laughs> ve 1919'dan başlayarak özetlemiş bir kere bir bu büyük yerler istemedikçe Olmaz. Şimdi bizimle anlaştılar. Şu üstleri boşaltın diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Amerika'nın üstleri otomatikman meşruiyet kazanmış oluyor. Ne zaman boşalır? Yani Yunanistan adına konuşmak ben doğru bulmuyorum. Yunanistan eğer kararlı olursa der ki nasıl Türkiye'de 21 üsümü boşaltın buna da boşaltır. Ama boşaltılmaz. Çünkü Yunanistan Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Fakirliğini yenmeye başladı. Amerika'ya yakınlaşınca fakirliğini yeniyor. <laughs> Orada ciddi bir ekonomik şüküntü var. Bir türlü kalkınamıyorlar. O nedenle ben biraz rahatlı bakıyorum. Belki şunu ben ilave edebilirim. <laughs> bir Türkiye'nin o, o soğuk savaş yıllarında Amerikan üsleri kurulmasına izin vermesi... Varşova Paktı'na karşı NATO üzerinden kolektif güvenliği sağlama ve denge sağlamak içindi. Ama Yunanistan'ın şu anki pozisyonu çok farklı. Yunanistan şu an ekonomik ve askeri yönden önce çökertildi. Ondan sonra da buna mecbur bırakıldı. Hı. Hem siyasi eliti hem Hı. milli ekonomisi tamamen şu an Amerika'nın elinde. Ama o zaman da fakirdi hocam. Ya bak, o yani zaman da fakirdi. Ba baktığınızda Zaten Avrupa Birliği'ne üye olmadan evvel, Yunanistan felaketti ya da en son 2008 dünya krizinde eğer e, Almanya, İngiltere, 300 Fransa, milyar dolar borcu var. Para para yardımı yapmasalardı Yunanistan kalkınamazlardı. Yunanistan'ın şu anda halkı bir kere duyarsız bu işlere karşı tepkili değil. Bunu kabul etmek lazım. Neden? Çünkü onlar din açısından aynı dindeler. Düşündükleri hani haçlı, haçlı mantığı var vesaire. Burada önemli olan şey şu. Yunanistan Türkiye ile kapışmasını şimdi durdurdu. Durdu bu mi? son yapılan seyahatte bile bizi ilgilendiren şey Özay Bey'e biraz evvel haber verdi. işte bize söyledi yüksek sesle. 7 gün izin verilmesi, Schengen vizesi olmadan. Aslında bu sistem zaten dünyada var. Ben biliyorum Mardin'de Eskiden Suriye'ye geçiş ve gidişlerde pasaporta bile ihtiyaç yoktu. Onun adı pasavandı. Özel belge alıyorsun bir haftalığına. Onlar özel belge alıyor bir haftalığına hmm. sana geliyorlar. Şimdi bu sistemi... Ama ekonomik dediğiniz zaman Avrupa Birliği'ne 1981 yılında girdi Yunanistan. Yani dün girmedi. Hani 81'den bu yana da Avrupa Birliği eğer Yunanistan'ı ekonomisini düzeltmemişse bunun da bir sebebi Avrupa olduğunu Birliği da değil. O lazım. O zaman Ardında, Avrupa Birliği değildi. O zaman ortak pazardı. Avrupa Birliği 1990 küsurlu yıllarda oldu. Ve esas devrim Euro'ya geçmekle beraber oldu. Yani bütün şeyde devrim dememenin nedeni... Pastik yani, girmesinden sonra. şeyi. Onun için burada ki böyle bu üsler işgal edildi falan diye bakmak doğru değil. Her ülke kendisini güçlü hissederse, güçlü görürse ki bizim Türkiye öyle ambargodan sonra kararlılık gösterdik. İktidar değiştiği halde gelen hükümet eski iktidarın başlattığı politikayı tamamlatıp yani Ecevi döneminde ambargo ile başladı. Fakat gelip tamamlayan ve onları gönderen Demirer oldu. Yani bu bir ülkenin milli bakış açısı. Ama şöyle Sayın Bakanım, şimdi bakın bin tane tankın Dedeağaç'ta durmasının Yunanistan'a hiçbir faydası yok. Bakın Yine şurada onların Yunanistan'a faydası, onlarca. Onlar Yunanistan faydalı olsun diye kurulmadı. Ne diye bakın. Ya, e, tamam da bu, yani e, ne çıkarı e, var o zaman? Ben söyleyeyim niye ya, kuruldu? Niye, şu, niye, anda, ne anda, var o şu anda Şu anda affedersiniz Şu anda eskiden bu üsler daha geniş şekilde 21 noktada Türkiye'de vardı. Ama söyledim onu onu yani? Ama bakın, şu Türkiye, anki şartlarla Türkiye, o bu değil, üsleri farklı. gönderdi. <laughs> 1975'ten bu yana. Ve Amerika eskisi gibi oynayamadı. Amerika oynadı birkaç kez Türkiye ile. Nasıl oynadı? İhtilal döneminde oynadı, iktidar değişikliklerinde oynadı. Yeni gelen hükümetleri, hatta neden Amerika bu dönem bile Türkiye'de hükümetin değişmesini istiyor? Her yeni gelen hükümete yakınlaşıp bir şey yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye devreden çıkınca Amerika'nın Rusya ile arasındaki tampon bölge görevini gören Türkiye şu anda Amerika'nın üstleriyle dolu değil. Dolayısıyla Amerika kendisini yakın görmek ve neden şimdi daha önemli? Çünkü biraz evvel siz söylediniz. Bu güneydeki koridoru kontrol edebilmek için buraya ihtiyacı var. tabii ya burada Doğu Akdeniz iki açıdan önemli. Çok, Bir, çok önemli. Fakat merak ettiğim şey şu. Hani şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi çok doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum. Yani burada <laughs> Akdeniz'i kontrol etmek Rusya'ya karşı işte Avrupa Birliği'ni takviye etmek, Rusya'ya karşı denge sağlamak vesaire. Tamam da burada Yunanistan'ın çıkarı nerede? Yunanistan çıkarı çıkarı şurada. Yani bir dakika. Yok işte. bir, bir dakika. Asıl burada Amerika'nın çıkarı var. Ya bir çıkarı yani var, nedir, bizim de çıkarım Türkiye'de masum çıkarımız hocam. vardı. Mesut hocam, sonra sizi alacağım. Eray hocam <laughs> biraz. Allah bir razı olsun. De. Bizim, bizim... Musun, kendinizi zor tuttunuz orada <laughs> Eray hocam, gel. gel biraz. <gülüyor> <gülüyor> bir de İzmir'lere liraya... <laughs> Bana ters ters bakıp. <laughs> yok kulek. Gel yani. Gel. Vallahi çıkışta bizi dövecek yani. <gülüyor> 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 Biz yok. Sen kardeşim. Ben ben izin vermem ki hocaya şimdi ben konuşacağım. Ya masum hocam ya, sen cansın. <laughs> Şimdi şey şu, yani ben bunu şunun için söylüyorum. Gel hocam gel. İçimdeki... İlişkilerimizi gel ben, gel ben. kurarken <laughs> ilişkilerimizi kurarken işgal edilmiş inan mantığı kurarsak bu İnanlıları ilgilendirmiyor. Yunanlar hayatında memnun. Neden memnun? Bakın bir zamanlar Türkiye'de bu üsler varken İstanbul'da salı pazarında Amerikan pazarı vardı. Yani ya, yani fiyatına bu Bakın, e, doğru alay. şeylerden bahsediyoruz da Türkiye'nin o dönemdeki şartlarıyla Yunanistan'ın buna razı olması arasında büyük farklar efendim, var. Efendim. Bakın o savaş, soğuk savaş yıllarında ben, 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 yoklaşan bir durum vardı. Ama ben savaşla soğuk savaş. Ama, ama şimdi bakın soğuk savaş yok. Ama bak yani Yunanistan e, için oradan bir tehdit böyle, kaygısı <laughs> yok ama <laughs> o kadar tamam. Bu kadar Ama şey söyleyeyim, silah cephaneyi Yunanistan burada Yunanistan ne? alacak biz niye yapıyoruz? Yani bakın bir kere böyle sorguladığın zaman rakibini, rakibine karşı tedbir dağılama. Adam kendisini teşhis edecek. Neden? Şimdi ben söyleyeyim. Yakın zamana kadar ile Makedonya, Makedonya ismi yüzünden bile çatışmalıydı ve Türkiye'ye girdi Yani şimdi söylüyorsunuz halklar. Ben uluslararası kuruluşlarda Yunanlılarla birlikte aynı masada oturdum. Hiç de aramızda bir ihtilaf olmadı. Ben başkan Maşallah. oldum, bana oy verdiler. Onlar başkan oldu. Bir onlara oy verdik sırayla. Yani sıra o geldiği için. zaman ama ama aman aman. Ne zaman iş Makedonya'ya geldiği anda Makedonya'ya geldiği anda ben o zaman Kosova'dan yana tavır koydum. Tak diye bana karşı kapandı. Demek ki herkes kendisine göre tedbir alıyor. Yani Kesinlikle. kötü hali düşünüyor. konumuzun Makedonya ile Şimdi bir de İzmir şey yapalım arkadaşlar. Bu kadar askeri arkadaşlar. gücün burada yığılmasını Yunanistan'a doğrudan bir katkısı yok. Amerika, Yunanistan Amerika, bu kadar Amerika, askeri gücü. ne aldığını ne biliyoruz. Anava, ana, ana karasını Bak, adalarda konuşlandırabilmek yukarı, için Amerika'ya razı olmak zorunda kaldı. Bunu anlamamız lazım. Evet. E bu da Sayın Cumhurbaşkanı gerekse alt kademede çok toplumun çok bilinçlenmesiyle yeni bir şekle evrildi. Yunanlılar bunun farkına vardı. Artık böyle buraya girmiş Amerikalıları kendi çıkarları olmadığı halde burada tutmalarının sorgulamaya başladılar. Tutacaklar. Amerika onları bizimle yumuşamada da zorladı. Neden? Çünkü şimdi bu yumuşama dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ya da bizler bu üstleri boşaltın diye akıl verecek halimiz yok ki. Böylelikle gündemden böyle bir olacak. Evet, yani Ne olacak? Hayır, ya, bu niye bu üst, Yani bu olacağı akıbeti ne olacak? Böyle kalır mı? Türkiye, Türkiye bir zararı yok ki. Ola. Tamam. Efendim bakın Türkiye'ye zararı yok. Tam aksine faydası var. Nasıl yani? Karşı Nasıl karşı tar karşı taraf böyle teşhis olmuşsa biz de daha donanımlı hale gelmek için milli savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanının bugün anlattığı zannedersem uçakta da anlattı değil mi? Savunma sanayimizi %70'ine var anana kadar biz kendi gücümüzle yapıyoruz evet. diye getirdik. Yani buradaki olay şu. Eğer bizlere bizlere uçak yok, şu yok, bu yok demeselerdi bugün savunma sanayimizi bu kadar geliştiremezdik. Niye? İçeride herkes aklı yürütüyordu. Ne gerek var? şeye bile bu bayraktarlara bile uzun süre izin Allah verilmedi. Allah öyle değil i̇zin hocam. İzin verilmedi Bözük geçmişte. Verilmedi geçmişte. Hocam bir dakika ya. Üzü. Yavaşlatıldı. Türk yani savunma niye sanayi bugün başlamadı ki ya. Efendim bugün başlamadı. Yani. Yani. Yani, 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 Allah'a ya. Savunma sanayi Yunanistan'a bağlamak. Engellenmek yani koskoca ya. ya. Ya bir dakika yani koskoca savunma sanayini bir Yunanistan'a Yunanistan'la Yunanistan olan tehdide bağlamak. Ben Yunanistan'a bağlamadım ki bakın. Öyle anlaşılıyor. Hayır ama öyle anlatmadım. Yunanistan'ın bu olmasaydı biz de savunma Hayır öyle demedim. Öyle, öyle demedim <laughs> bakın bakın. abi. Bunların güçlenmesi bize zarar vermez. Neye evet. vermez? Yani. Onların güçlendiğini gördüğümüz <laughs> İyi zaman. De niye burnumuzun dibinde bu üstleri Bu kadar en, 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 ne olacak Çünkü konuşuyoruz Kaldıracaklar mı? kaldırmayacaklarına göre bunları pasif e, hale getirecek. Yunanistan'da kardeşim, kardeşim kendi bakarım. iradesini Buyurun göstersin kaldıra. Masum Hocam. Ya yani. ben, 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 ben e, bir e, de, hayır efendim benim söylediğim hayır efendim ne, ne suresi uzatmayın ne, ne, bizi Peki, mi dinleyecekler? biz... Hayır, biz bizi biz, dinletsinler diye demiyorum bakın, da kendileri bakın, artık bir irade bakın, konusunda. Biz ya. ne yaptık? Evet, 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 olay Onu demek bir işte, istiyoruz. Biz, yani bu iradeye ya zorlanıyoruz. Ya adamlar hocam işgal edilmişler. Bak, Siz bakın, öyle görmüyorsunuz ama İnanistan, her bir tarafta İnanistan İnanistan deniz üssü, üstü, hava üstü. İnanistan niye bu hale geldi? Neden? Yani işte Atina'da Neden? Amerikan pazarı... Mısır'la pazarması... aramız bozuktu. İsrail'le aramız bozuktu. Yani bu, bu bölgedeki ülkelerle aramız bozuktu. Suudi Arabistan'la aramız bozuktu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne aramız bozuktu bölgemizdeki bu boşluktan yararlanıp o güçlenmek istediği. Ne zaman bir de... son 3-4 yıldır hükümet tekrar dönüş yaptı. Ta Cumhuriyetin ilk hani bölge merkezli politika ve çok da mükemmel yürütüyor. Hem Ukrayna savaşında mükemmel yürüttü. Hem de şu anda İsrail'de mükemmel yürütüyor. Muhalefetin bazı insanların zorlamasına rağmen e baktı ki Türkiye bu Orta Doğu'daki gücünü tekrar kazanıyor. Şimdi bir de ben Kendim anlayayım sizler. Eski gücü... Sen. Bir dakika ben önce bitireyim. Dakika, Hocam tamam. sen sonra askeri konuş. Ama bak zor tutuyor kendini. E, ama, biliyorum işte. Ama, <gülüyor> e, <gülüyor> yani, ama ilk saniye konuşuyor. Uzattı, Çok uzattı, e, Ama bir de askerle bir Ben, asker, <laughs> olarak Hocam, Bir dakika. Hocam ben biraz <laughs> dur. Masum Türker bitirsin. Söz veriyorum hiç Ben hemen bitiriyorum canım. Yani ben bir şey söylüyorum. Daha bitmedi Diyorum ki, tamam. Hayır ben bitiriyorum. Diyorum Hı. bunların Böyle olmasının şeyini biz sanki o ülkenin vatandaşıymışız gibi mantıkla ben sorgulamam. Öyle yap. Ben kendi ya. ülkemin mantığıyla diyorum ki ulan bunlar güçleniyorlar burada. Niye güçlendikleri önemli değil. Amerikalılarla işli dışlı oldular. Hı. Amerikalılar benle olmayabilirler diye kültür farklılığımız var, din farklılığımız var, tarihten gelen. Yunanistan'a kattı bu durum? Efendim? Yunanistan'a ne kayması, Bak hocam. bize, bize Yunanistan'a ne faydası ama, ama oldu? Ama bakın bize ne? Bize bize ne nesi var mı yani? Merak ediyorum. Hayır. Bu kadar üstün, Şuna bu kattığını, kadar kattığını silah yıldı. Ne kattığını söyleyeyim. Tanklar, tüfekler kattığını geldi ya. Yani. Ne oldu kattığını, kattığını söyleyeyim? Işte, tamam. Bir, şu anda Yunanlılar silahlanma konusunda... istedikleri avantajı F-16'ları şunları bunları rahat alabiliyorlar mı? Alıyorlar. Kattı. Tamam. İki, bu üslerin kurulduğu her yer, bütün yerlerde Amerikalılar para harcıyor mu? Orada bir ekonomik devinim var mı? Var. Tamam. Ondan sonra Amerika'dan sıkıştıkları zaman üstleri dolayısıyla yardım alabilecek mi? Alacaklar. O zaman ne oluyor? Atlar unutmayın bakın geçmişte Amerika Peki bunlar olunca Yunanistan'ın siyasi iradesi Hı. oluyor mu? Hakim diye Halkın egemenliği söz konusu oluyor mu? Efendim demokrasi oluyor mu? Sorunu. Bakın sorun diyemeyiz zaman. Ben şu an ne? bir barış aşamasında olan bir ülkeyi tabii ki sorguya ben şu akıl da vermek isterim şahsen. Ya çıkarın Amerikalıları bölgenizden. Bakın akıllı ne siz akıllı. silahlanın ne biz silahlanalım. Güven arttırıcı önlemleri yapan. ya, yapalım. Hayır akıllı yani bunu bir vatandaş alacak. olarak ben söyleyebilirim yani. Hani sürekli başkalarının silahıyla Türkiye'ye tehdit ben üretmenin Yunanistan'a hiç bir faydası yok. Yunanistanla aramızda Kıbrıs sorunu olduğu sürece istediğimiz kadar Atina bildirgesi imzalayalım. Her an bir gün bozacakları ihtimalini. Biz de anlatalım size bir yerinden asla silmem. Hocam bir dakika bize şey yap. Tamam. Şimdi bakın. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar. askerlik bir dakika. dersini almaya hazır. Bir de ben